Sen var mı? Yok. Magnificent Century mi izliyorsun? Magnificent ya. Desene. Oha, Magnificent. Ya değil işte, Magnificent. Allah Magnificent. Allah. Magnificent. Ya neden diyemiyorum? Enteresan ha, İngilizcesi iyi bu kelime de acayip arıza veriyor yani. Var mı kahven? Kahvem yok. Kahve makinesinde de yok. İçer misin mümkün? İçerim. Al bak. Kahvemin tadına bakmak ister misin? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Mama kapları bitti, insan tabağında yiyor. Öyle bir köpek, yapacak bir şey yok. İlke diyor ki bunu gösterme, arkadaşlarımız evimize gelmesin. Yıkıyoruz lan tabakları. Yok yok, bugün böyle denk geldi. Mama kapları kirliydi. Köpek prograkçı abi. Tıp 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 diye su içiyor. Ha bu arada ne göstereceğim? Bunlar size bahsettiğim rüzgar önleyiciler. Yapışkanları var. Yapışkanları mikrofonların önüne yapıştırıyorsunuz. Sonra da o pofuduk şeyleri, rüzgar kesicileri mikrofonun üzerine yapıştırıyorsunuz. Rüzgarı bir nebze kesiyor. Sadece kamerayı kullanmak istiyorum ya. Tepesine mikrofon tak, orasını bilmem ne yap. Bununla uğraşmak istemiyorum. O yüzden bunları sipariş ettim. Hatta fotoğrafı da koyayım. Kameraya takınca neye benzediğini de görmüş olursunuz. Böyle işte bir tık rüzgarı kesiyor. Çok sert rüzgarda tabii yine ne kadar işe yarar soru işareti ama hiç yoktan iyidir. Ökkeş! Ökkeş! Çekme, çekme adam bacını. Ya yine cebren ve hileyle spora götürülüyorum. Sen beni şekle sokacaksın. Taktın kafaya. Vallahi gidiyoruz. Yine giyindik. Ökkeş! Madi mutsuz, madi dertli. Soğuk! Bu arada bakalım şu rüzgar kesici ne kadar işe yarıyor. Bir miktar işe yarıyor, onu biliyorum da. Rüzgar var mı şu an? Var, şu an rüzgar var ya. Var ki üşüyoruz bu kadar. Ağaçlar kel kalmış. Evet. Artık sonbahar. Esaslı teknik olarak kış ama ya buranın yazı 20 derece. Sonbaharı 0 derece civarında seyrediyor. Kış geldi bir de -20 falan işte o yüzden. Şimdi daha yeni sararmaya başladı şeyler. Dökülmeye başladı yapraklar falan. Seviyorum bu zamanı, güzel. Geçen sene geldiğimde de böyle bir vakitte gelmiştim ben. Yapraklar dökülmeye başlamış. Çok tatlı gözüküyor. Ya ben spora götürülüyorum ya. Basit. Kararında spor. Şu an yarım saat koşu bandı. Yarım saatte kürek. Koşu bandında koşmuyorum. Koşu bandında yürüyorum ama yürüyorum ama nasıl yürüyorum yani, bayağı eğimi sona getiriyorum şeyde, koşu bandında ve tempolu yürüyorum. Yarım saat anasını ağlatıyor adamın. Yarım saat yüksek eğimli hızlı bir şekilde koşu bandında yürüdükten sonra, çünkü bacaklarım çok ince, biraz kalınlaşması lazım. Ondan sonra da bacaklarım çok güzel aşkım yani. Teşekkür ederim hayatım. Buluyor ya. Yarım saat kürek, bir saat kardiyo. Müthiş. Biraz daha devam ettirirsem, patatese bağlamazsam tekrardan ağırlık kaldırmaya da falan başlarım. Şey görmedim ben. Şöyle çekmeli falan böyle aletler varmış. Onlar nerede ya? Çekmeli aletler. Yani böyle görüyorum şeyleri. Tutuyorsun şöyle işte, çalıştırıyorsun kolları göğsünden sonra. Onlar diğer tarafta herhalde. Onlar şeyde tabii ağırlık kısmında. Spor salonunda iki kısım var. Bir taraf kardiyo kısmı. Bir tarafta bayağı büyükçe bodybuilding ağırlık kısmı. Muhtemelen spor salonunu gösteremem size. Şimdi ayıp olur, insanlar orada çalışıyor. Kamerayla dolaşılmaz ama. O zaman akşam yemeği 20 tane yumurta açacağız. Tabii. Artık şey gibi. Madem spor yapmaya başladık, ekonominin nabzını yumurta üzerinden tutacağız. Aklıma biri geldi. Rockstar gibi takılıp abi 12'li yumurta şu kadar oldu. Bu arada şey de yaptık. Madi'ye de bir mont sipariş ettik. Onu alacağız dönüşte. Bakalım tutacak mı şey. Ebat. Ölçtük biçtik ama göreceğiz. Çünkü biz şey yapıyoruz. Şimdi normalde kazak giydiriyoruz bu havalarda. Kar yağmaya başladığı zaman da bir layer daha giydiriyoruz üstüne, bir katmanda. O da yağmurluk gibi. Çok saçma abi, insan gibi hani ne oluyor yani, kazak giydim üzerine mont giydim falan. Şimdi böyle içi böyle polarlı, dışı da su geçirmeyen bir malzemeyle kaplı bir mont sipariş ettik Ökkeş'e. Onu da dönüşte kargo alma yerleri var burada. Oradan alırız. Evde bir deneriz bakalım neye benzeyecek. Bu arada tabii şöyle bir durum var. Yüksek ihtimalle şu civarda bizi dolanırken gördüğünüz son video ya da son birkaç videodan bir tanesi bu. Ani bir şekilde taşıma kararı aldık. Şu an ev bakıyoruz. Dün hatta bir tanesini gittik gördük. Bu hafta sonu 2-3 tane daha göreceğiz. Öyle bir sürece girdik. Mekan değişikliğinde ferahlık vardır derler. Tedbirli mekanda ferahlık vardır derler. Biz buradaki evi tabii eşyalı tuttuğumuz için taşıma faslımız da kolay olacak. O yüzden
dedik ki neden taşınmayalım? Bir küsur yıldır aynı yerde oturuyoruz. Burası buraya taşındığımızda ilk tuttuğumuz ev. Şiraslı İlke'nin can havliyle tuttuğu ev. Esasında daireden çok memnunuz ama biraz daha merkeze yakın bir yere sanırım geçmenin zamanı geldi. Burası da merkeze uzak diyorum ama işte otobüsle 15 dakika 20 dakika sürüyor. Yani zaten diğer vloglarda da artık izleyiz diye anlamışsınızdır. Burada yakın yani her yer birbirine bir yakın. Biz şey diyoruz ya Ertan, hani benim işe çok yakın diyoruz ya. Aslında hani şu an ev baktığımız yerlerle kıyaslarsan gene tam ortada kalıyor. Evet. Buraya da aynı mesafe. Yani buralarda son videolar. Kafamıza göre bir yer sanırım 3-4 gün içerisinde buluruz. Bayağı bir ev sahibiyle falan da randevu ulaştık. Gideceğiz teker teker hepsini gezeceğiz. Hayatım nereye gidiyoruz? Gym. Hangi spor salonuna gidiyorsun? Gym. Hiddetli ve coşkulu. Gym. Gym ünlem. Gym. Exclamation mark. Gym. Bu gym dediğimiz yerde burada bir alışveriş merkezinin içerisinde. Sağ tarafta Prizma var, süpermarket. Üst kata çıkacağız. Şöyle biraz ter atalım ya. Sümük mevsimi geldi hayatım. Ay evet değil mi? Birden sıcağa evet, geldi. Evet soğuktan sıcağa geçince. Şu an sümüklerimiz akıyor. O yüzden videoyu kapatacağım. Birazdan muhtemelen sümükler madalyon olacak çünkü. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak. Senede bir 4 ay 5 ay en az sümükler akıyor yani. Değişik bir AVM. Ayakkabıcı var. Karşısında sushici var falan. Biraz değişik. Aa bozuk para aldın mı? Aa bozuk para almadım. Gene unuttum ya. Aga şu oyunu oynayacaktık değil mi? Hafta sonu geldiğimizde şey yaparım, yanıma alırım bozuk para, oynarız. Çekme aman bacım. Nasıl kıpkırmızı olmuşsun? Spor yaptık, hakkını verdik. Artık bilmiyorum hakkını verdik mi vermedik mi ama. Evet, girdik, hallettik. Tak tak tak, oyalanmak yok, lak lak yok, geyik muhabbeti yok. Daha koşu bandını dikecek yer kalmadı ha. Evet. Benim galiba bir noktada koşmaya başlamam gerekecek. Benim kardiyoda diretmemin sebebi ne biliyor musun? Şimdi ağırlık kaldırıp hayvan gibi olmak istemiyorum. Çok kaslanmak istemiyorum. O tayfa var ya bir de. Evet. Ya şimdi çok kaslanacağım. Evet sonra istemiyorum. O yüzden kardiyo yapıyorum. Çok büyümek ya istemiyorum. Anasını satayım. Millet aylarını yıllarını veriyor. Sixpack'leri çıkaracağım. Tricepsler şöyle olacak, bacaklar böyle olacak diye aylarını yıllarını veriyor anasını satayım. Sen 2 ay gideceksin hemen büyüyeceksin. Bu arada size küçük bir bilmece. Araplarla Estonlar arasındaki benzerlik nedir? İki millet de AVM'den çıkmıyor. Araplar yazın AVM'den çıkmıyor dışarıda kavrulmamak için. Estonlar da kışın AVM'den çıkmıyor dışarıda donmamak için. Estonlar için en az Araplar için olduğu kadar önemli AVM. Bizim için de. Burnum düşmek üzere çünkü. Bu arada yengeniz niye bereni takmadın diyor. Önün açık. Ben daha soğuyamadım araya hayatım. Ben daha soğuyamadım. Sakat iş. Yok yok biraz ferahlamam, serinlemem lazım. İyiyim. Söz veriyorum hasta olmayacağım. Allah çarpsın hasta olmayacağım. Yanaklarıyla beresi aynı renkte şu anda. Madi'yi mezura ile ölçtük evde. Şey gibi, ara geçiş formu gibi herif. Hayır, ara geçiş. Küçük ara, değil. Ara modeli bir şey ya. Küçük değil, büyük hiç değil. Tam arada böyle saçma sapan bir boyutu var ya. Kilosu da öyle. Estonya'ya getirirken de problem yaşadık. Herif uçtan herif da, tam arada yani. Ya fason, Madi fasondur diyorum sana. Sen ciddi almıyorsun beni. Fason, yan sanayi köpek ya. Çin malı, Çin. Ay çok güzel hava var ya. Biraz da şey oldu, yumuşadı hava. Ama şimdi dalga şu anda tabii. Şimdi ben de oraya baktım. Sikko dediğin gibi dalga sikkoluk geliyor. Bir kaşar peynir alırız, bir kol alırız diye girdik. Yine ekstra bir şey aldık. Yine yengeniz affetmedi. Jelibona düştü. Abi bu kadar jelibon. Kocaman jelibon aldı. Ne? Halloween jelibonu. Tabii Halloween jelibonu. Onların hepsini tek tek gop 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 ağzına tıkıp böyle sincap gibi dolaşacak ortalıkta iki yana şiş. Magnesiple ya. Yine İngilizcesini konuşturdu ha. Eşolaşık ignore ettiğine beni. Etmedi sana
koştu be. Koşa yazdı bana. Koşar gibi yapıp hemen sana doğru kırdı şeyi, direksiyonu. Ben anayım. Piş kurusu, sabahları da anan gezdirsin. Gerçi genelde anan gezdiriyor. İçim hiç rahat değil, acaba mont olacak mı ya? Olacak. Olsun, valla onu yollaması geri falan dert biliyorsun. Her şeyden önce bundan bir tane alacağım. Çocuk ya. Çocuk, bebek bebek. Hazır mıyız? Hadi aç şu kutuyu da. Bu arada gitar değil, pedal değil, kablo değil, manyetik değil. Köpek montu kutu açılışı. Burası da böyle bir kanala döndü yani, ben anlamadım nasıl iş. Fransa'dan gelmiş. Şipdu, İlke Yücel Özpaşa. Bu arada yani ya bu fasona Fransa'dan sen mont falan ya. Hayırdır? Allah Allah, Allah Allah. Yırtalım uçmaları sorayım. Haydi bakalım. Fransa'nın made in China. Heh. Çin'de yapılmış. Bir rahatladım. Vallahi rahatladım. O zaman giydiriyoruz. Hadi bakalım. Hazır giydir bakalım. Mısın? Bu arada kazak, mont, ıvır zıvır bunlardan tiksiniyor bu hayvan. Onlar yani. Çok güzel ha. İçi dışı. Gerçekten tam mont. Tam buralık ya. Bak malzeme. Bunu İstanbul'da yiyemez. Üstü mü ne? Alüminyum mu bunun? Ne bu? Mont yani. Mont, mont malzemesi. Mont malzemesi. Mont malzemesi. İçine polar mı? İçi polar. Şimdi hadi açacağım. Polar mı, polmaz mı onu göreceğiz birazdan. Böyle açılıyor. Bu sırt kısmı. Fidi fidi. Gel oğlum. Ya bakayım. Ya yatma. Kendini koyuverme kendine. Utanmadın. Aa kolay ya. Git diye bak. Oldu ha vallahi. Çok güzel alışmışız. Şimdi. Sahil güvenliğe döndü hayvan ya. Bu ne? Ama çok güzelmiş. Abi tam istediğim gibi formu. Hadi çirkinsin ya. Ben de dünya güzeli sayılmam ama. Abi süper. Çok pratik ve çok güzel. Bence aa tasma takma yeri de var tepede. Olus gel bakalım. Hadi. Aferin oğlum gel bakalım. Gel aşkım. Gel aşkım. Tamam, bir şey çok güzel, formda çünkü. Abi hayvan nefret ediyor ya. Lan oğlum, niye dondun kaldın? Gel. Hadi. Gel. Sahil güvenlik. İyi ki kırılmamıştın. Abi herifi gördünüz değil mi? Böyle tiksiniyor mont giymekten falan. Gel bunu bu tarafa gel. İşemez bir yeri şu an deniyoruz diye. Bu arada yazık lan dışarı çıkacağız zannettik ya. Oysa ki daha var onun dışarı çıkmasına. Evet. Aga. Biraz riskli bir alışveriş oldu ama okey tam oturdu. Cuk diye oturdu. Oh. Ve şeyi de güzel. Tüyleri uzayınca da giyer. Pay var yani. İyi. Böyle işte muhterem Ali. Belki son ya da sondan ikinci, üçüncü video belki bu evdeki. Dediğim gibi ev bakıyoruz. Bu arada şu ev bulup buradan taşınma faslı bir sona ersin. Estonya'da ev kiralarıyla alakalı video da çekmek istiyorum. Bilgisayar başında böyle web sitelerini gezerek bakarız ona. Burada çünkü 3-4 tane bayağı büyük emlak sitesi var. PC başında yaparız onu. Taşınırsak tabii bu yayın setup'ı da tekrar değişecek, yer değiştirecek daha doğrusu demek oluyor. Hayırlısı. Allah'tan biz bu eve eşyalı tutmuştuk. O yüzden çok fazla taşıyacak bir şeyimiz yok. İşte kıyafetler, mutfak gereçleri, benim ıvırım zıvırım, gitarlar, işte bilgisayarlar falan filan. O şekilde kotaracağız. Çabuk, çabuk hallolur yani. Hızlı bir operasyon olur. Hayırlısı, hayırlısı diyelim. Yavaş, yavaş. Koşma bana. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Aşağıya TVG, Discord'u, Telegram'ı yazacağım. Oralara da gelin. Oralarda da muhabbet ederiz. Sosyal medya hesaplarını da yazacağım. Beni oralardan da takip edin. Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Baş baş.